Garcinia elma büyüklüğünde tronçgillerden bir meyve. Bunun birleşiminde hidrositrik asit bulunur. Hidrositrik asit. Hidrositrik asit. Dünyada zayıflamak için en doğal, en etkili iki bitkiden biridir. Garcinia, diğeri Forsycolin. Forsycolin. Garcinia hidrositrik asit içerir. Tüketmiş olduğumuz gıdaları bir kısmını bünyemiz yakarak, değiştirerek dönüştürüyor şekeri. Fazlasını depoluyor, yağ olarak depoluyor, depoluyor. İşte Garcinia'nın, bu meyvenin birleşimindeki hidrositrik asit limondaki sitrik asitten 40-50 kat daha güçlü bir sitrik asit. Hidrositrik asit. Bu ne yapıyor? Yağ dönüşümü, depolamayı önlüyor. Yağ olarak depolanmayı önlüyor. Hidrositrik asit. Garcinia. Biz bununla ilgili burada Garcinia saşesinde Forsycolin var, funda var, maydanoz ekstraktı var vesaire vesaire, kuşkonmaz var. Burada ise kapsülde ise yine Garcinia var, funda var, kuşkonmaz var, maydanoz var vesaire vesaire. Forsycolin özelliği ise çok özel bir enzim üretir. Bu enzimin ismi neydi acaba? Adenilat siklas. Adenilat siklas. Metabolizmayı çalıştıran bir enzim. Yağ yakıcı. İşte bu Forsycolin'in birleşimindeki etken madde JAMP denir buna. Sitrik adenozin monofosfat. JAMP. JAMP bu enzimin sürekli çalışmasını, metabolizmanın çalışmasını uyaran sinyal gönderiyor. Sinyal. Böylece sürekli yağ yakıyor vücut. Enerji ihtiyacını karşıladı, ondan sonra yavaşlaması lazım ama bu yavaşlatmıyor. Metabolizma yağ yakımını devam ettiriyor. Bu nedenle bize gelenler 5 ayda 50 kilo, 6 ayda 60 kilo, 7 ayda 70 kilo veren ortalama 10 kilo her ay. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel yemezsen. Neden? Yağ depolu bu yağları yakıyor bizim ürünleri kullanarak. Ama diğer taraftan ekmek yerse, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel yerse bunlar şekere dönüşür. Şekeri yağ dönüştürür, depolar. Ne oldu? Bir taraftan yağ yakıyorsun, diğer taraftan yağ depoluyorsun. Beslenmesine dikkat eden kişi 5 ayda 50 kilo garanti verir. Hiç şaşmaz. Beslenmesine dikkat eder. Geçen bir tanesi geldi. Herkes zayıflıyor, ben niye zayıflamıyorum? 6 haftadır zayıflamadım. Yanlış bir şey yapıyorsun dedim. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel yemeyeceksin dedim. Yiyor musun? Yiyorum ama az yiyorum. Fark etmez. Bir dilim ekmek daha yesen onu şekere dönüştürüyor vücudumuz, sonra yağ dönüştürüyor, depoluyor. Senin kullandığın Forsycolin, alfa lipoik asit vesaire, alfa lipoik asit de yağ yakıcı. Alfa lipoik asit. Ne oluyor? Sistem çöküyor. Yani hiç mi ekmek yemeyeceksin? Evet, hiç ekmek yemeyeceksin. Yani insanlar bağımlı oldukları şeyi bırakamıyorlar. Ekmek yiyorsa bir kişi ekmeği bırakamıyor. Et yiyorsa eti bırakamıyor. Peynir yiyorsa peynir, yumurta yiyorsa yumurta. Bazı insanlar bağımlı oluyor. O, bu, şu gıdaya karşı. Bazıları alkole, bazıları sigaraya bağımlı oluyor vesaire. Herkesin bir bağımlılığı oluyor. Bir insan 40 gün sabrederse beyin onunla ilgili bütün bağımlılıkları siliyor. Ben Almanya'da öğrenciyken akşamları iki demlik çay içerdim. Yan etkilerini görünce ne yaptım?
bağırsakları kurutuyor. Demli çay tanin içerir. Çay 2 dakikadan fazla demlense zararlı. Ne yaptım? Sabrettim, azmettim. 40 gün sonra unuttum. Şimdi çay olursa içerim, getirilirse getirmedim, unutmadım. Sonra kahve bağımlılığı başladı. Kahve, Allah'tan ki güzel bir kahve ürettik. Evet. Yan etkiler yok, bağımlılık yok. Evet. Sonra et, çok etsiz yemek yemezdim. 6 hafta bıraktım mı bırak. Her şeyi bırakabilir insan, her şeyi. 6 hafta sonra beyin format yeniliyor, resetliyor. Bağımlılıklar siliyor.